Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar nasılsın? Ben gayet iyiyim Fatih Bey sizler nasılsınız? Ben de iyiyim bir Adana seyahatinin dönüşünde seninle beraberiz. Beraberiz ben de ilk konu soracaktım aslında Fatih Bey. Ee, i̇lk onu soracaktım ama öncelikle ben bir anonsda bulunayım. Buyursunlar. Ee, biliyorsun iCrypex bizim hafta başı ve hafta sonu sponsorumuz ee, sağ olsunlar. 27'sinde Ankara Hilton'da yine bir kripto semineri düzenliyor. Kripto ile ilgili bilinmeyenleri merak edenleri anlatacakları bir şey var. Ee, Ankara'da 27'sinde bu hafta sonu, bu cumartesi yani e, meraklılara gitmeleri için aşağıya link bırakıyoruz. Onu söyleyelim. Sonra Adana'ya geçelim. Fatih Bey, nasıldı Adana? Ben birkaç görüntü gördüm. Muazzam bir kalabalık varmış ve çok keyifli Sa duruyordu. Sana yollayayım birkaç görüntüyü. E, gerçekten inanılmazdı. Yani şimdi biliyorsun bu Portakal Şii Festivali bizim burada e, daha önce konuk ettiğimiz sevgili e, Ali Haydar'ın e, bir organizasyonu. Daha doğrusu onun start e, verdiği bir organizasyon ama artık iş Ali Haydar'ı da e, belediyeyi de herkesi de aşmış. Yani ben Türkiye'de böyle bir şey yemin ediyorum ki görmedim. Burada sık sık Adana'nın ne kadar hoş bir kent olduğundan, Adanaların ne kadar hoş insanlar olduğundan sık sık bahsettik biliyorsun. Ben bundan 4-5 sene önce, pandemiden önce demek ki 4 sene geçmiş 5 sene oluyor hemen hemen. E, Adana'ya git ...miştim ve... ...çok şaşırmıştım yani... ...Türkiye'nin zannederim en seküler... ...en... ...kimsenin kimseye karışmadığı... ...farklı insanların farklı türlerin... ...bir arada çok rahat geçindiği falan... ...çok hoş bir kenti böyle... ...yumuş bir kentti ve... Yani ...bunu Adana için dediğim zaman insanlar... Olan ...Adana falan diyorlar ama... insanların yumuşaklığı, o tatlılığı falan... ...çok hoşuma gitmişti burada da birkaç kere ondan bahsettim... ...zaten o izlenimle bu sefer gittim şeye bu portakal şey festivaline çünkü festival değil karnaval. çünkü daha önce de te davet ediliyordum ama bir türlü gidemiyordum. Bu kez kalktım gittim. Bundan sonra da sene giderim davet etseler etmese de giderim. O kadar güzeldi. Şöyle ki bütün kentte müthiş bir şey var. Eğlenme, coşku havası oluşmuş. Şimdi bunu Ali Haydar Bozkurt başlattı. Belediye başından biri 12 senedir destek veriyordu. Bu sene Kültür Bakanı demiş ki biz de bu e, işte şey yapıyorlardı. Kültür yolu festivalleri yapıyorlardı. Onu bunun için entegre edebilirim izin verirseniz demişler. Biz demişler ki, buraya bir siyasi mesaj kaygımız yok demiş şeyde. E, ne denir Kültür Bakanlığı da. Öyle olunca tamam denmiş. Ve işte Kültür Bakanlığı Adana Büyükşehir Belediyesi ve işte şey Ali Haydar Bozkurt, Toyota falan, Toyota'nın ve Lexus'un sponsorluğu falan böyle ortaya çok hoş bir şey çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Adana'da bayağı büyük parklar var. Yani Central Park gibi parklar var. Bu parklarda standlar kurulmuş. İnsanlar yiyor, içiyor, eğleniyor. Müzik her köşede ayrı müzik grupları çalıyor. Ve biz işte ilk gün böyle yemekler, memekler yendi falan. İkinci gün cumartesi günü kortej vardı. İşte üst açık oto şeyler, e, otobüslerde işte çıktık otobüslerin üstüne. Kente misafir gelen bizim gibi işte gazeteciler ve e, sanatçılar. Ben diyeyim 200 bin, sen de 300 bin, birisi eray desin 500 bin kişiyi kortejin etrafında toplanmış çiçekler atıyorlar. O kortejden onlara çiçekler atılıyor farklı farklı kıyafetler giyilmiş. işte bir takım gençler kendilerine bir takım kıyafetler yapmışlar. Müzik grupları, bandolar. Yani Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmek istemişler. Gelmek isteyenlere şu bir video yollamışlar. Videolara bakılıp hani çok abuk sabuk bir şey değilse herkese buyurun gelin denmiş. Herkes parasını cebinden vermiş gelenlerde ve bitiş bir şenlik havası. Sonra bu işe birkaç saat sürdü bu. E geçit eee denilir kortej yürüyüşü sonrasında insanlar dağıldılar ama bir yere bir yere gitmediler yani. O parklara girdiler. Kebaplar yapıldı ve standlar yapılmış, yemek falan yapılan yemekler yendi, biralar içildi, içkiler. Ya nasıl bir eğlence. Gece saat 12.1 Adana'da trafik, kilit, insanlar, davul, zurna, bir tarafta rock roll, bir tarafta Türk halk müziği. Nasıl bir eğlenmek, nasıl bir eğlenmek? Ya insan bakarken mutlu oldu. Yani Türkiye'nin bu son 15-20 senede unutturulan eğlence anlayışı Adana'da tıkır tıkır yaşıyor kardeşim. Ya bu kadar güzel eğlenen ne bir olay, ne bir kavga, ne bir gürültü hiçbir şey yok. Şahaneydi. Ee, gördüğüm kadarıyla Adana'nın böyle bir çok da iyi bir emniyet müdürü de var. Böyle onlar da böyle çok bütün polis teşkilat, trafik polisi onlara çok destek veriyorlar. Çok önlemler almışlar ama bir önleme falan da gerekiyor. Yani her şey böyle bir yani ne diyeyim Türkiye gibi değildi. Çok acayipti. Çok mutlu oldum. Valla Fatih Bey bu güzel Fesn... Sana görüntüleri yollayacağım, ee, bayılacaksın yani. Benim de görüntülerim var, onu da sıkıştırırsın. <laughs> Mutlaka sıkıştırırsın. Vatandaşlara selfie çekiyoruz. <laughs> Otobüsü zamanında, çok güzeldi. <laughs> çok iyi Şimdi bu keyifli gündemin ardından, konunun ardından... Normal gündeme gelelim. Normal, sıkıcı. Evet. Sıkıcı demeyeyim de yorucu yani gündeme. Bu arada bir şey bir şey söylemek sene. istiyorum ya çok bu burada hoşuma giden şeyden bir tanesini de anlatayım mı sana? Estağfurullah. Şimdi o, gittiğimizde tabii ki Belediye Başkanı e, Zeydan Karalar Karalar da vardı. Zeydan Bey ilk başta e, bize beraber değildi. Sonra işte eşiyle beraber geldiler. Ya ona da çok o da çok hoşuma gitti. Ne hoşuma gitti? Zeydan Karalar değil. Eşi. Zeydan Bey'in eşi bir öğretmen, okul öğretmeni. Milli Eğitim Bakanlığı personeli. Abi bir siyasetçi karısı eşinin yanında ne kadar olmalı, ne kadar olmamalının çok güzel bir örneğiydi. Yani Zeydan Bey'in eşi hanımefendi öyle kocasının yanında çıksın, orada fırda geçsin falan böyle işte Adana'nın first dili savalarında hiç böyle bir şey yok. Seçim kampanyasında bile katılmamış seçim kampanyası. Dedim ki ne oldu ki? kızıyor musunuz dedim. Yok dedi kızınla değil ama benim işim var dedi. Okula gitmek zor. izin i̇zin alabilirdiniz. Niye izin alabilirdiniz? Öğrencilere karşı ayıp olmaz mı falan dedi. Ve, ve Seçim kampanyasında eşiyle o alıştığımız siyasetçi yani gibi dolaşacağına gayet güzel bir şekilde işini yapmış, öğretmenliğini yapmış. Hala da öğretmenliğini e, devam ettiriyor. <laughs> Dedim peki zor olmuyor mu? Seçim bo süresi boyunca da gece 3'te falan geldi zaten eve dedi. Sabahleyin sabah gidiyordu, köründe de gidiyordu dedi. Ama şey çok komik. Geçen dönem belediye başkanı sırasında bir gün dayanamamış telefonuna evin konumunu atmış Zeydan Bey'in. <laughs> bir, <laughs> bir ara demiş eve gelmeyi düşünüyorsan ev burada. <laughs> demiş yolu unuttun o yüzden gelmiyorsun. <laughs> çok güldük. Ama ilişkiler içinde zor fazla. Yani. Çok zor eşler için falan çok zor ama yani şeyi sevdim ben yani o vardır ya. Biz belediye başkanı olduk havası. Hayır efendim siz belediye başkanı olmadınız. Eşiniz belediye başkanı oldu demek gelir pek çoğuna veya belediye başkanı veya başbakan veya cumhurbaşkanı. Bu Hanımefendi de hiç öyle bir şey demeye geliyor. yok. Son derece olması gerektiği kadar belediye başkanı işi var. Ne bir adım önde ne bir adım geride. Olması gerektiği kadar. Olması, çok hoşuma gitti. Olması gerektiği kadar ama çok nadir. Evet çok nadir ne yazık. Yok ya, o kadar nadir lazım. Mesela Özgür Bey'in işini çok görmüyoruz aslında bakarsın. Evet doğru söylüyorsunuz. Yine bununla ilgili bir şey söyleyeyim ya. Pardon özür dilerim. Ee, konuya giremiyorsun bir türlü. Şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir Adana şey yaşadık. Hafta sonu yaşadık. Fakat şu ilginç geldi bana şey soruyor, organizasyon yapanlara soruyor. Ne gibi sponsor mu sponsor? Dediler ki pek sponsor yok. Yani mesela Adana, ya Sabancı ailesi anılan bir yer. Ya. yıllarca e, Sabancılar Adana demek, Sabancılar demekti. Ya Sabancılar mesela bir yerde yoklar. Yani ne Akbank var, ne işte Sabancılar onca şirketin, Ne Carrefour var, ne osu var, ne bu var. Hadi o yok. Ya Pegasus Değil mi? Pegasus ya hava hava yolu şirketi ve bu iş oraya anormal bir turizm kazandırmış. Yani adına da oteller değer yoktu. Hatta yakın illerde bile yer kalmamış otellerde ve o festivalin o cumartesi günü 500, kent dışından 500 otobüs gelmiş alana sadece bu, bu festivalle ilgili olarak. Ya niye kimse sponsor olmuyor? İşte en azından bir Sabancıların, en azından Pegasus'un. Yani bunların altta yani deve paralar değil bunlar. Yani birkaç milyon liralık işler yani. Birkaç yüz bin dolar bile değil yani. Ee, o yüzden keşke olsalarmış diye düşündüm. Onu da söylemiş olayım. Yani inşallah bu duyurudan sonra belki gelecekte i̇nşallah. daha fazla sponsor bulurlar. Fatih ve ilk gündem Ekrem İmamoğlu ve Haluk Bayraktar polemiği. Evet onlar geçen hafta bir polemik yaşamışlardı. Ve... Haluk Bayraktar siyasi bir figür haline dönüşmeye başladı gitgide. Çünkü şeyin peşini bırakmıyor. Yine bir şey söyledi? Yine bir şey söyledi. Bu sefer tasmalı köpek şeklinde bir gönderme yaptı. Kime dedi onu? Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibine dedi. Hatta Onun şöyle, için hata şey, söylemişti galiba. Tabii tabii. Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak gibi bir Hı -hı. şey söyledi. Ekrem İmamoğlu da şöyle bir şey dedi. Bu nezaketsiz ve iftira dolu davranışın muhatabı olmadım, olmam. Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var dedi. Aslında seçim döneminde sürdürdüğü tavrını hala sürdürüyor. Yumuşak tonlamayı. Evet. Aslında ben olsam onu bile de demezdim. Niye? Çünkü Haluk Bayraktar kim? Haluk Bayraktar bir şirketin galiba ikinci adamı değil mi şeyin? o Baykar'ın. yani Selçuk Bey birinci adamı, Haluk Bey ikinci adamı. Şimdi garip. Garip olan şu. Ya ne işte herkesin takdir ettiği, saygı duyduğu, yaptıkları işten ötürü insanların hakikaten met ettiği falan bir şey. Yani o işi nasıl yaptıkları, nereden nereye geldikleri falan. Onlar, onların hepsi ayrı tartışmak. Bugün geldikleri noktada kimsenin bayraktarlara bir şey dediği yok. Zaten babalarına kimse bir şey demedi. Çünkü çocukların son zamanda aile ilişkileri nedeniyle farklılaşan tavırlarından ötürü bir dakika bir eleştiriler oluyor zaman zaman. E ortada da gezinirsen eleştiriyle açık olursun abicim. Yani ortada gezinen insanların her zaman bir eleştiri eleştirme yönü, eleştirecek bir yönü bulunabilir. Haklı veya haksız olarak. Şimdi Haluk Bey kendilerine yönelik bir takım biraz da abartılı ve belki haksız da diyebileceğimiz bir bölüm eleştiri yapan birilerinin Ekrem İmamoğlu'nun tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Niye öyle düşündü, ne yaptı? Acaba kardeşinin veya kendisinin ileriye dönük karşısında rakip olarak Ekrem İmamoğlu'nu göreceği bir seçime mi hazırlığını falan. Bunları bilmek mümkün değil. Ve ne yazık ki Haluk Bey olsun, Selçuk Bey olsun son zamanlarda fazlasıyla şeyler, ne diyeyim politize olmuş vaziyetler. Yani babaları ben tanımam babalarını ama herkes çok saygıyla hürmetle e, bahseder. Nasıl siyasetten uzak durmuş durduysa, nasıl bu işlere girmeyi ve bir yandan kendi işini büyüterek işte bugünlere getirdiyse e, öyle veya böyle. Haluk Bey'in Bey be, de şeyinde, Selçuk Bey'in de bu tavrı sönülmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani bu kadar siyasileşmek iyi bir şey değil. Sonuçta bu şirket eğer dedikleri kadar iyi işler yapıyorsa, görüldüğü kadar iyi işler yapıyorsa, yani sonuçta drone yapmak ya da İHA, SİHA yapmak önemli bir iş ama dünyanın da sonu değil yani sonu. Ama herkes gurur duyuyor. Türkiye açısından yüksek teknoloji konusunda geri, iyi pozisyon olduğumuz için herkesin gurur duyduğu bir işi yapan birilerinin bu denli günlük siyaset içerisinde oraya buraya bir şeyler söylemeleri e, onları malzeme haline getiriyor. Bu sefer onlara da birileri bir şey söylüyor. Vay bana nasıl söylersin oluyor. Evet. Ama yine de ben olsam Ekrem Bey'e de cevap bile vermez. Şimdi Fahit Bey hazır CHP'den bahsederken bir tarafta da Özgür özel şöyle bir açıklama yaptı. Küstahlaşmış ve kibrinden arınamamış bir noktada dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Hı -hı. Ee, Niye dedi bunu? Bu hem şey seçim şeyi yüzünden dedi. Hı hı. Ortamı yüzünden yani Cumhurbaşkanının açıklamaları, mitingleri vesaire. Ve şöyle bir şey dedi. Dedi ki bu ülke yeniden kurulamadı. Yandaşlarımızı zengin etme fırsatı yakalamadık. Tarihin akışını değiştirme fırsatı yakaladık. Cumhuriyet tarihini yeniden yazma fırsatı yakaladık dedi ama şunu da ekledi. Dedi ki bu seçim başarısını fazla abartmayın. İl örgütlerinin başkanlarından varlarıyla yoklarıyla çalışmalarını bekleriz. Bunu zannederim. Belediye Başkanı toplantı sırasında söyledi. Evet. herhalde. Çünkü evet. cumartesi günü Belediye Başkanını davet edip bir evet. toplantı e, yaptı. Nereden biliyorum? Hem Anıtkabir'deki toplu resmi gördüm, fotoğrafı gördüm. Hem de Zeydan Bey cumartesi oraya gidip sonra akşam e, geri döndü Adana'ya biz Adana'yken oradan e, biliyorum. Belediye Başkanı toplantısında bunları söylemesi çok doğru bir şey. Keşke birkaç şey daha söylesin. Mesela asla ve kata akrabalarınızı şunları bunları atamayın da deseydi. Çünkü Bunlar çok, şu anda atandı demiyorum. Bir, bir iki galiba girişim olmuş veya bazı şeyler olmuş ama bunlar partinin elde ettiği başarıyı gölgeleyecek ve yarın öbür gün leke düşürecek çok önemli şeyler. Yani büyük ihtimalle bunlarla ilgili bir şey söylemiştir. Ee, bunu mesela ben Zeydan Bey'e söyledim e, orada dedim ki bu konular çok şey diye. Dedi ki benim bir prensibim var. Bir, kendi ailemden kendi soyadımı taşıyan veya eşimin soyadını taşıyan kimseyi işe almıyorum. İki, aynı soyadını taşıyan iki kişiyi bile işe aldırmıyorum belediyede dedi. Iııı. Ee, Herhalde doğrudur çünkü halk da çok seviyor Zeydan Bey. orada onu gözümle gördüm. Yani bir orada dikkatli olunması gerektiğini birinci elden söylemeleri çok doğru. Dinlenir dinlenmez dinlenmeyini cezalandırırlarsa eğer bu dinlenir diye düşünüyorum. Yani belediye başkanlığını ya da seçim kazanmayı belediye veya genel fark etmez yerel veya genel seçim kazanmayı ülkeyi talan etme fırsatını olarak görürsen halk seni cezalandırır böyle görmemek lazım. Umarım görmeyeceklerdir. Çünkü görürlerse 4 sene içerisinde bu öyle bir göze batar ve zaten aportta bekleyen bir hem troll hem de medya ordusu olduğu için her ne kadar son zamanlarda biraz birbirlerine girmiş gibi olsalar da bu yıpranma izin vermek lazım. O yüzden söylediği doğru yani şu anda önemli bir başarı elde edildi. AK Parti'yi bunca zaman sonra ikinci parti haline getirmiş olmak kıymetli bir şeydir. Sebepleri şu veya bu olabilir fark etmez. Önemli olan sonuçtur. Yani son sonuçta baktığınız zaman AK Parti yenildi. Üstelik de bu ilk ilgisi değil ama ikinci sıraya düşüşü 20 senedir ilk 22 senedir ilk kez olan bir şey. Bunun sarhoşluğuna kapılmak herkes açısından zarardır. CHP açısından da zararlıdır. Diğer muhalefet partiler açısından zararlıdır. Bu konuda sürekli uyarıda bulunması doğru bir şey. Ben sadece bir şeyi doğru bulmuyorum. Erken seçim konusunda biraz daha baskıcı olabilirler. Çünkü siyasi dengelerin değişmiş olması, sandık dengelerinin değişmiş olması... Ve sandıkta zafiyete uğrayan partilerin iktidar olması ülke içerisinde zaman zaman za yönetim zafiyetleri doğurabilir. Aradaki fark yönetim zafiyeti do doğuracak noktada değil. Yani 20 liraya falan düşselerdi o zaman hakikaten yönetim zafiyeti çok daha hızlı doğabilirdi. Bugün o fark o kadar büyük olmadığı için yine de e, bir yönetim zafiyetini tam olarak söyle söylemek mümkün değil ama AK Parti zayıflamaya devam ederse bu şekilde devam edecekmiş e, gibi görünüyor. Çünkü yaptıklarından hatalarından ders almış gibi durmuyor AK Parti ve AK Parti yöneticileri ve daha doğrusu AK Parti'nin yegane e, yöneticisi. Ders almış gibi durmuyor yapılan hataların bu sonucu yaptığı etkiden. O yüzden de CHP'nin biraz daha erken seçim konusunda hani çok değil ama yani bunu bir olasılık olarak masaya sürüyor olması gerektiğini ben hep düşündüm. Ancak onlar herhalde diyorlar ki durun bir dakika bir kendimizi kanıtlayalım da ondan sonra belki diyorlar. Bilemiyorum. Fakat Özgür Özel'in uyarıları çok yerinde. Orada Özgür Özel saçlarını boyattı demiştik ya Fatih Bey. Biz o bir yerde okumuştun sen tabii, onu. tabii tabii aslında boyatmamış. kestirdikten sonra wax sürdüler. Fotoğraf açılarından da farklı çıkmış. Kırlarım duruyor demiş. Doğru bir ıslak saç biraz daha koyu renk duruyor. Hatta benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Sen de zaman zaman kendisini görüyorsun buraya gel geldi hiç bilmiyorum ama yakın arkadaşımdır. Ben ona hep takılırım. Ne lan saçlarını boyuyorsun diye. O da yok ya işte ne argan yağı sürüyorlar. Hakikaten o yağlar bağlar falan biraz saçları olduğundan koyu gösterebiliyor. Ben de süreceğim. <laughs> Kalan dört tel saçıma. <laughs> <laughs> bu arada sizin gayet saçınız var Fatih Bey ya. Tepem açıldı biraz ya. Emre sorma. <gülüyor> <gülüyor> bu şey ne derler bugünden hepimiz yordu saçlarımız da. <laughs> saçlarımız döküldü <gülüyor> Vallahi eski Bu YouTube kötü oldu. YouTube'da bütün 10 senelik, 15 senelik videolar var. Bakıyorum böyle ne kadar hızlı bir yaşlanma. Ama bu arada bu, şey gündem ve tempo insanı şey yapıyor zaten. Fatih Biraz yani, yoruyor tabii. Biraz yoruyor yani. Gerçi beni görenler ya ekranda gördüğün kadar yaşlı değil misin falan diyorlar ama çok sevindim o zaman. <laughs> Mutlu oluyorum. Herhalde biraz biz de sabote ediyoruz Fatih Bey. Çekerken siz yaşlı gösteriyorsunuz. Böyle bir böyle niyetiniz olduğunda farkındayım. <laughs> Beni tipsiz göstermeye çalışıyorsunuz. Estağfurullah Fatih Bey. <laughs> Fatih Bey şimdi az önce şey dediniz ya cümle arasında kendi içlerinde de böyle bir ufak bir AK Parti'nin evet. dağılmışlık var. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. Bir kavga da var işte. Evet yerde. evet. Yani özellikle medyalarında falan böyle çok küstah gibi başladı. Tam da onu soracaktım. İktidar yanlısı yazarların iktidarı böyle terbiye sınırlarını artık aşacak raddede eleştiriyor olması, bir şeyler yazıyor olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi bu böyledir yani bu e bir tane aslan öndere yalnız düşünce ya, çakalları saldırırlar biliyorsun. Aslan zayıfladıkça, yaşlan ihtiyar ihtiyar bir aslana kadarsa çakallar başlarlar ısırmaya. Çeneleri de kuvvetlidir çakalların. National Geographic belgesellerinde ve BBC belgeselinde bunu izleyebilirler. E, o çenesi güçlü e, ve leşle geçinen e, çakallar zayıf buldukları aslanları paramparça ederler. E, ki o aslanlar sağlam halleriyle bir tanesi 15 çakalı yerken e, zayıf halleriyle 3-5 çakal çullanır üstüne ve e, götürür. Tam olan budur. Aslının zayıfladığını, ihtiyarladığını ve artık kolay kolay toparlanamayacağını gördükleri için terbiye sınırını aşan bir şekilde yani bir bir tanesi bir e, eski bakana normal şartlarda bundan iki sene önce karşısında ceketini dik ve gölgesine basmaktan korkacağı Yavuz Donat'ın şahane e, tabiriyle bir eski bakana gerzek demiş. Birincisi gerzek diye birine bir şey söylemek son derece te, ayıptır. Kişiye değil yani geri zekalı olmak bir rahatsızlıktır ve bu rahatsızlıktan muzdarip olanlara yönelik de bir hakayettir. Ve onların ailelerine ve onların yakınlarına. O yüzden dedim bu son derece ahmakça bir yaklaşımdır da bir de bir yani bir eski bakana gerzek merzek falan filan ne olsun lan daha daha dün siz onların önünde secdeye varıyordunuz ya terbiyesizdir. Yani bu kadar da değil yani. Hani biraz zafiyet gördün mü? Hücum, saldır üstüne. Hem de geçerli bir meseleden saldır. Herkesin eleştirdiği bir meseleden saldır. İşte İsrail, İsrail falan. Tamam İsrail, biz, biz de İsrail'le yapılan ticareti. Daha doğrusu İsrail'le yapılan ticareti eleştirmiyoruz. Biz diyoruz ki kardeşim bir yandan millete kokkola döktürüp İsrail, İsrail falan filan diye yalandan gaz veriyorsunuz. Diğer yandan İsrail'le özellikle de kendi yakın çevrenizde olduğu varsa düşünülen insanlar ve hatta Cumhurbaşkanı'nın varlık fonuna bağlı bir takım e, kamu kurumları ticaret ediyorlar. Bu ne periz, bu ne diyoruz biz de. Yani Siz de işte, ama gerçekten iyiyse böyle bir şey denir mi ya? Ama işte böyledir, böyledir. Şimdi tam bunları da, bunları beslemeyeceksin. Yani. Bunları besledin mi böyle olur. Şimdi Süleyman Soylu geçen hafta size cevap vermişti hatırlıyorsunuz. Hı -hı. Bu dönem demişti. Aslında bu bu dönemde zafiyet görüp saldıranlardan biri olarak sizi nitelendirmişti kendince. Ama görüyoruz ki sizin 6 ay önce konuştuğunuz neyse bugünkü de o. Ama kendi çevrelerinde... Şey, şey, yani. Kendi çevrelerinde ama işlerde tam öyle olmuyor. Aslında bu dönem onlar için bu dönem. Yani Süleyman Soylu ile bizim aramız hiçbir zaman şahane olmadı yani. Haber Türkiye programa geldiğinde karşısına e, soru soracak, bana bunlar soru sorsun diye istediği gazetelerinde ben yoktum yani. Fırat Bey şimdi bu AK Parti'den bahsetmişken diğer taraftan AK Partililer ve bir takım AK Parti yandaşları şeyi eleştiriyorlar. Afyon Belediyesi yabancılara ait ruhsatsız dükkanları mühürlüyormuş. Evet. Ruhsatsız. Evet. Bu ruhsatsız dükkanları belediye mühürlediği için de diyorlar ki bu ırkçılıktır. Eleştiriyorlar. Mühürlememesi ırkçılıktır. Çok iyi söylüyorum. Mühürlememesi net bir ırkçılıktır. Niye? Türk'ün bu ülkenin vatandaşının Türk veya Kürt veya ırkı fark etmez. Ruhsatsız dükkan açma hakkı yok. Ama göçmen gelmişin Rusya'nın dükkanı açma hakkı var. İyi ne güzel ben de gideyim Suriye vatandaşı geçeyim. Geleyim buraya vergi ödeyeyim. istediğimi yapayım. Bu, var, Esas bu orkçılık kardeşim. Böyle, böyle bir şey olur mu? Ayrıca mesele ırka dayalı bir şey değil ki. Mesele kanunsu bir iş yapmaya dayalı bir şey. Kanunsuz dükkan açarsan, vergi mükellefi olmazsan, biz nasıl aynı haltı edersek gelip bizi kapatacaklarsa, Suriyeli, Japon, Çinli, nereli olursa olsun, gelirler onu da kapatırlar. Buna da ırkçılık denmez. Bunun tersi ırkçılıktır. Bunu kınamak ırkçılığın daniskasıdır. Zaten bunu kınayanlara baktığın zaman da büyük bölümü ırkçılardır. veya Türkiye'nin en ırkçı partisi bu konuda konuşuyor gördüm. Aynen öyle. Dem parti bu ırkçılıktır diyor. Lan ne ırkçılık lan bunun? Sen zaten ırkçı bir partisin de senin ırkından olanlar yaptığı zaman onlara izin veriliyor, onlara da verilmiyor. Sen ihanet ediyorsun bu memlekete. Ruhsatsız dükkan açmak bana serbestse, Suriye'de yasaksa tamam bu ırkçılıktır. Ama bana yasak ona serbestse o da ırkçılıktır Suriyeliler lehine. Normal olan kimseye ruhsatsız, izinsiz iş yaptırmamaktır. Kanun devleti budur. Ama Türkiye'de kanun devleti olmaktan daha çok yavşaklar devleti olma arzusu var herkesin içerisinde. O ırkçılık, bu ırkçılık. Ne ırkçılığı ya? Bu arada Fatih Bey araya çok ufak bir bilgi daha ekleyeyim. Geçtiğimiz aylarda ben bir marka ile vesaire konuşurken Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaçak elektrikten bahsettiler. Hı hı. Yani bizim, yılları meselesi o. Yılları meselesi ve düzeltemiyorlar. Şu an orada yatırım yapan fabrikalar tabii o kaçağı birileri ödüyor biliyorsunuz. Mesela bundan rahatsızlarmış. Biz burada yani rahatsızlarmışlarken ekonomik bir yük oluşuyormuş tabii. üstlerinde. E çünkü o faturası onlara geliyor. Ha, biz burada şimdi kaçak elektrik kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz tabii Ve suçumuz, suç mu bu? Takır 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 o dürü Yani biz ruhsatsız açınca kapatılsın, onlar açınca kapatılmasın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi DEM Parti'den bahsetmişken Fatih Bey biliyorsunuz DEM Parti'nin aldığı yeni belediyeler var. Siz geçmişte hep şey demiştiniz DEM Parti şeyden hoşlanır Mağduriyet. <laughs> mağduriyetten hoşlanır demiştiniz. Şimdi sanki DEM Parti Fatih Bey kayyum atansın diye bile isteye uğraşıyor gibi. Ha, e, onu aslında ben söylemedim. Yani ben bunu e, birinden bilgi nakli olarak aktarmıştım. Yani DEM Parti'nin bu kayyum meselesinden memnun olduğunu, kayyumlar atanınca hem hizmetlere yapılıyor hem de DEM Parti mağduriyet üzerinden e, iş kotarıyor e, diye. Şimdi DEM Parti çok haklısın. Dem Parti'ye bakarsan bugünkü yaptıkları, aldıkları aksiyonlara sanki yeniden kayyum atansın, yeniden bir gerilim ortamı oluşsun diye bir tavır içerisinde gibi görünüyor. Şeyin, Devlet Bahçeli'nin talebiyle diyeceğim, çünkü hemen hemen öyle sayılır, cezaevinden çıkarılan Ahmet Türk'ün, Belediye başkan olduğu Mardin'de biliyorsun bir İstiklal Marşı ve bir Türk bayrağı Tartışması yaşandı daha belediye başkanlığının devrinin, e, mazbatının alınmasının hemen ardından. Hatta ben de dün acaba Devlet Bahçeli bu yaptığından memnundur diye Devlet Bey'den bir ses çıkmadı. Bu da ilişkin bir yapmadı. Yani e, Ahmet Türk'ü ke kefil olup cezaevinden çıkmasına e, bir anlamda yol açmıştı. E, ama Ahmet Türk'ün bu e, tavrından bir rahatsızlık duymadı. Ha... Tavır Ahmet Türk'ün tavrı mı? Orada bir garipleşme, bir garip bir tavır da var orada yani. Böyle karşılıklı bir itiş var. Yani birileri Dem Parti'yi sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Dem Parti de bu sıkıntıya sokma çalışmasına olumlu katkı sağlıyormuş gibi bir hal var orada zaten. Yani sadece Dem Parti'yi suçlamak da doğru değil e, o açıdan ama karşılıklı olarak birbirlerini gaza getirerek böyle bir e, ortama yol açıyorlar. Gördüğüm kadarıyla senin de söylediğin gibi bu böyle yayılmaya başladı. Yani ister marş okuma, Türk bayrağını indir, Türkçeyi kaldır, BD'nin adını değiştir, bilmem ne yap falan filan gibi bir takım şeyler yapmaya başladılar. Sanki bir Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi değillermiş gibi bir olaylar yaratmaya başladılar. Buradaki niyet Büyük ihtimalle daha önce de değindiğimiz gibi kayyum atansın biz de mağduriyet üzerinde iş yapalım diye. Ama artık anladığım kadarıyla bu pek de fazla tutmuyor. Yani tutuyor bir miktar elbette. Yani orada bu bir, yere kadar tutuyor ama hani uçuk bir mağduriyet hissi de yaratmıyor. Şimdi büyük ihtimalle Türkiye'nin Kuzey Irak'a bir operasyon yapmasından ya da Irak'ın kuzeni bir operasyon yapmasından da yapmasını da engellemek için böyle orada bir gerilim ortamı yaratmaya çabalıyor olabilir ama e, doğrusu bu ne onların lehine ne Türkiye'nin e, lehine saçma sapan bir e, hal ve hareket e, tarzı. Tabii ama bu çok net ki Türkiye'nin zafiyet içerisinde olduğu her zaman olmuş olan şeylerdir. Bugün yine bir Türkiye zafiyet içerisinde görülüyor. İşte Amerika'nın da burada muhakkak ki bir takım fonksiyonları vardır. E, orada ama yani sadece açıkçası Dem Parti düşünmek mümkün değil. AK Parti, Dem Parti falan orada beraber bir e, ne diyeyim e, yanlış bir döngün içerisinde hareket ediyorlar. Şimdi Fazıl Bey siz Amerika deyince aklıma geldi. İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıda Türkiye'deki kürecik radarının da kullanıldığı söyleniyor. Savunma yapılmış. Evet, savunmada evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Orada yorumlayacak bir şey yok. Bu bunu ben yıllardır yazar durum ya. Bu Küreçik radarına izin verildiği zaman da ben bunu epey de oldu. Tam Libya harekatı sırasındaydı. Yani Libya'nın tam Arap Baharı sırasındaydı. O Libya'nın karıştırma sırasında olmuştu. Türkiye bir NATO karşıtı tavır almıştı o zaman. Yine sonra Amerika şöyle bir hop bir dakika deyince zart diye kürecik adına izin vermişlerdi. Bu AK Parti iktidarı hep böyle bir dayılanma, bir babalanma. Ondan sonra pıs. işte nasıl İsveç'te olduysa kürecik kadarı da aynıdır. Yani bir dakika NATO Libya'ya gire... Yanlış hatırlamıyorum herhalde. NATO Libya'ya hareket falan yapamaz falan deyip önce... Ertesi gün daha neredeyse Türk gemileri NATO kuvvetlere katılıp Libya'ya gitti. Arkasından Kürecik izin verildi. Kürecik kurulduğu günden beri ben şunu söylüyorum. Sırf ben söylemiyorum. Bunu biraz strateji bilen, biraz or bölgeyi bilen, biraz ne o neyin ne olduğunu bilen herkese söylüyor zaten. Yani hani ben Allami Cihan'ın her şeyi ben söylüyorum anlamında söylemiyorum bunu. Ama söylüyoruz bir grup insan bunu. Kardeşim bu Kürecik Adara'nın NATO ile ne alakası var? Çünkü buranın bir sözde bir NATO şeyi ama NATO'ya falan bir alakası yok. Kürecik Sabahtan akşama İsrail'in İran'a karşı savunulması için kurulmuş bir tesistir. İran'dan işte şeyi gözetliyor, Orta Asya'yı gözetliyor. İşte Orta Asya'yı niye gözetliyor? Yani Tacikistan'ı mı gözetliyor? Şey, Kazakistan'ı mı gözetliyor? Nereye gözetliyor? Ne gelecek oradan? Yani çok net ortadaki. Orayı gözetecek olsa gidersin Kars'a kurarsın, Ardağan'a kurarsın, Ardağan'a kurarsın. E, Orada küreceğe kurmazsın birincisi. Çok net ki İran'dan gelecek saldırılara karşı yapılmış ve bu da İran'a yapacak saldırının da hedefi büyük oranda İsrail olacağı için İsrail'i korumaya yapılmış bir şey. Ha diyebiliriz ki İsrail kadar Türkiye'de yarın öbür gün İran hedefi olabilir. E dersen inanırsak inanırız, inanmazsak inanmayız. Ama Net bir şekilde İsrail yakın zamana kadar İran'ın hedefi diye düşündük biz. Ama şimdi bugünlerde anladık ki aslında İsrail İran hedefi falan filan da değilmiş. Niye değilmiş? İran'ın yaptığı drone saldırısının ve e, ne o kuruluş süreli saldırısının neyle sonuçları görecek? Demek ki palavraymış her şey. Yani İran aslında keşke İsrail'e saldırmasaydı. Çünkü niye saldırmasaydı? Her, hep, herkes ya bu İran'ın elinde acayip füzeler var. Ya bu şahaplar var ya muazzam falan dedik. Abi şahap füzeli bizim şahap kavcı olduğu kadar bile etkili değilmiş yani. BDDK başkanı kadar. Gerçekten. Ne, ne oldu abi şahaplar muhaplar? Düşen yok, vurulan yok, yaralanan yok, yıkılan bina yok. Bir iki tanesi tarlalara düşmüş onlara bırakmışlar düşsün diye zaten. Bir şey yok yani ortada. O yüzden Kürecik adaya aslında ihtiyaçları belki de yokmuş şey, yani. boşuna yanılmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Sökebilirler artık ya bunu daha işleyecek bir yere kuralım diyebilirler. Yani dediğiniz gibi keşke saldırı <laughs> yapmasaydı. İran evet. şey çıktı, acayip para çıktı İran. Hakikaten öyle Fatih Bey, ben de yani bir de şey bu çok yükseltildi ya. Yani bir hafta boyunca bu konuşuldu. Şu saat yapacak, bu yapacak, şu öyle. an başlıyor. Her, bir şey yetedir belirgin. Böyle sonra bir... fıs, tıs. Yani yok işte gönderdiler. Üç saat sonra dronlar ulaşacak falan bekliyoruz ulaşsın diye. Böyle bir, bir şey geçiyor. Çalamaz diye. <gülüyor> Mantar <gülüyor> da bence sağ daha iyi diye. Bir ay yani, gelirdi belki. Çok acayip hakikaten. Fazıl Bey, şey, İsrail'den bahsetmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideriyle görüştü. Evet, niye görüşmüş? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi herhalde bu içerideki eleştiriler üzerine bu İsrail ticaret falan filan eleştirileri üzerine böyle bir şey yapma ve e, kendi seçmen tabanına bir mesaj verme gereği hissetti. Gerekli miydim? Bence gereksizdi. Yani ya baş sağlığı için görüşebilir yani biliyorsunuz e, ailesinden birilerini e, çocuklarını galiba kaybetti e, bir İsrail saldırısında ama ya bu bu görüşmenin kime ne faydası oldu? Mesela İsrail ticaret durdu mu? İsrail'le ilişkilerde bir, bir bir şey bir şey oldu mu yani veya bir faydası olacak mı ne olacak? Tam aksine durduk yere Türkiye'yi yeniden e, gündeme getirecek. Yani bu, bu, bunun bunun çok bir faydası yok. Tam aksine e, Türkiye'yi şey yapıyor. İkircikli ülke pozisyonuna sokuyor yani. E, bu Türkiye ne yapmak istiyor noktasında. E, sen zaten is, şey İsrail'in Gazze'deki tavrına yönelik eleştirilerini falan filan de yapıyorsun belli ölçülerde çok e, ne diyeyim içeriği çok dolu olmasa da bu konuda bir sözcülük falan filan yapıyorsun E zaten Gazze ile ilgili de dünyada da yani Batı ülkelerinde de bir İsrail karşıt e, oluşmuş e sen böyle yaparak ne, ne, yap, ne neye hizmet ediyorsun bunun sonucu ne olacak yani hani bir şey yaparsın bunun bir sonucu olacaktır ve o sonucu değer bunun sonucu ne olacak ben onu merak ediyorum ya yani bur burada ne bekliyorsunuz Haniyle görüşünüz ne olacak ne değişecek? Türkiye'nin başını belaya sokmaktan, Türkiye'yi daha beter sıkıntıya sokmaktan, Türkiye'yi durduk yere hedef yapmaktan. Zaten İsrail kendi kendini şu anda herkesin yapabileceğini daha fazla zor oluyor. Bu hamleler İsrail elini rahatlatacak. İsrail'e durduk yere hakkı olmadığı halde laf söylemeye noktasına götürecek şeyler. Ki zaten hemen İsrail Dışişleri Bakanı mal bulmuş mağaraya gibi atlayıp bununla ilgili eşliğini yönetmiş. Ne gerek var? Zaten İsrail kendi kendini yeterince rezil ediyor. Karışma kardeşim bırak. Batmış herif. Senin Haniye ile görüşmen batmışa bir anlamda ip uzatmak oluyor. Maleme ne gerek var? Ne gerek var? Manasız. Ha, aç baş sağlığını dile bilmem ne dile biz sizin her şey. Ama bu o fotoğraf tamamen iç politika yönelik bence fotoğraf. Ve ne yazık ki Türkiye'nin lehine bir fotoğraf değil yani. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken kendisi MKYK e, toplantısı düzenledi ve çok büyük değişiklikler yapacağı söyleniyordu. Hı hı hı. Ama gördüğümüz kadarıyla bir değişiklik yapılmadı ve şöyle şeyler konuşuluyor Fatih Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilere de kızmış. Seçimin kaybı ile ilgili yap yapılan kritiklere. Evet kızmış. E, gördüm onları. E, i̇şte herkes bir şey söylemiş. Herkes çeşitli nedenler e, öne sürmüş. İşte Manisa ile ilgili galiba Bülent Arınç e, demiş ki orada MHP'li adayı gösterip ona destek vermek hataydı demiş. Ona kızmış. Bir başkası kent lokantaları çok doğru bir hamleydi. Onu iyi kullandılar deyince ona bayağı bir sinirlenmiş falan böyle. Hiçbir eleştiriyi kabul etmemiş açıkçası benim anım kaderle. Değişiklik yapma meselesi değişikliği yapar. Yani onu bugün yapacak, yer yapacak demiş. Şey. Önünde bir süre var. Onu yavaş yavaş yapar. Doğruları, eğrileri falan filan e, arayacaktır. Bir değişiklik yapar ama onu ne kadar sağlıklı yapabilir ondan emin değilim. Çünkü neden? Hep söylediğim şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün artık gerçek verilere ne kadar hakim. Yani seçimi kaybettiğini elbette ki biliyor. Yani o, o kadar o kadar da yani seçimi kazandık diye yutturamazlar kendisine. Ama şunu yutturduklarını farkındayız benim seçimden sonra söylediğim işte efendim biz aslında kaybetmedik. Efendim aslında şöyle oldu böyle olduğunun izlerini görüyoruz. İşte evet. Geçen hafta söylediği işte Cumhur İttifakı daha önde falan filan demesi, de, demesi tam aslında o işte. İmamoğlu aslında geçen seçime göre oy kaybetti. Daha az oy aldı falan. Bütün bunları kendisine anlatılıyor. Onda iş, inanmak artık işine giriyor. Eski, eski Tayyip Erdoğan bunları yemezdi. Bugün belli ki artık bunlara inanmak onun da e, işine geliyor. Bunun benim açıdan bir sakıncası yok. Senin açından da bir sakıncası yok. Ülke açısından sakıncası orada da yok. Çünkü bu bir siyasi mesele kendi işine. Başka işlerin ülke açısından sakıncası var ama bunun ülkeye de bir sakıncası yok. Bunun tek bir sakıncası var AK Parti'ye. Yani AKP bundan sonra bu eleştiri eskiden Erhan Afyoncu'nun dün şeyde güzel bir yazısı vardı e, Sabah gazetesinde Ben Sabah gazetesini almıyorum, e, elime de sürmüyorum ama internet sitesinden de işte Erhan'ın pazar günü yazdığı yazıları okuyorum Erhan Afyoncu'nun. E, bir Osmanlı yeğenliği ne yapmış? Osmanlı'da devlet nasıl idare edilir diye anlatmış. Padişahların yetkili olmadığını... Daha doğrusu tek yetkili olmadığını, Avrupa'daki krallar gibi olmadığını, bir eleştiri şeyinin olduğunu, kanunnamelerle padişahların yetkilerinin sınırlandırıldığını falan çok güzel anlatmış. Hatta keşke dedim bunu e, <laughs> herhangi gidip AKP'nin MKYK'sında e, anlatsaydı. Yani bunları yap, yapmazlarsa yapmazlar. Yani başarısızlığın sebeplerini araştırmakta rasyonel olmazsan ve doğru davranmazsan bunu tek bir sorucu başarısızlık artar. Artan oranda devam eder. E zaten AK Parti'nin de sonsuza kadar başarılı olacak diye bir şey yoktu. Yani her ne kadar onlar 2071, 2081, 3069, 7088 falan gibi böyle e, uzay yolu filmindeki kaptanın seyir defteri tarihleriyle bile kendilerine bir gelecek çiziyorlardı ama ya bu olmaz yani böyle bir şey olmaz yani her iktidar bir gün biter. Yani demokrasilerde daha hızlı biter, daha az demokrasilerde daha zor biter ama biter bitecekti ve bitmeye doğru gidiyor. Bu eleştiriden, bu eleştiri sağlıklı bir şekilde yapamıyorsan o bitme hızı artarak devam eder. Şimdi kent lokantaları. Ya kent lokantaları iyi bir şey. Ne kim kötü diyebilir ki buna yani? Hani şöyle dese anlarım ben. Yani kızacağına kent lokantası örnek E iyi bir şeyse siz de açsınız kardeşim. O zaman açalım biz de. Ama tek soru tek neden de bu olamaz falan dersin. Yani ama o Tabii ki hiçbir şey tek neden değil. Çünkü AK Parti'nin başarısılığında. Yani ne adamın Rolex saati tekneden ki o seferden seçimden sonra oldu ne ıstakoz neden ama bir sürü küçük küçük neden toplanıp bir büyük neden ve bir büyük başarılık sebebi oluyor. Hep dediğim gibi halk tokken senin daha tok olmana pek bakmıyor. Diyor, yani benim karnım doydu diyor. Ama kendisi açken senin çok fazla tok olmana tıka basa yemene bozuluyor. E şimdi İstakozlar, saatler, bilmem neler, makam arabaları falan, bu tıka basa yemek Ben çöpten yiyorum. Ben benim çocuğum aç. Ben çocuğumu okula yolluyorum. Ben üstüme kıyafet alamıyorum. Ayakkabımın tabandiri kış kıyafet. Bunda geziyorum falan diyor. Bunlar diyor Hi hiçbir şey değişmedi. Şimdi bunları, bunların hepsini parça 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 bir bütün ediyor. E sen bu bütünü görmek istemezsen ve her parçaya ya o değil, bu da değil, bu da değil. E ne olur abi Ali Ağaoğlu'nun adı duyuyor musun abi? O değil, bu değil, bu da değil diyen adı Ali Ağaoğlu bugün var mı ortalıkta? Yok kayboldu gitti. Kayboldu gitti. Ha, hala zengin mi? Zengindir. Ama hala çok borcu var, hala eski günler. İşte AK Parti'de aynen Ağaoğlu gibi kardeşim. O değil, bu değil, bu da değil. Sen de değilsin kardeşim. Sonunda oraya gider iş. Ee, dediğim gibi bizi de ilgilendirmez. Kendi işleridir. Ee, partiyi yok etmek istiyorlarsa ki oraya doğru gidiyor iş. Partiyi yok etmek derken iktidardan uzaklaştırmak istiyorlarsa iş oraya doğru gidiyor. Kendileri bilirler. Eleştiri yapmazsın. Biter gider. Bizim eleştirimizi sevmiyorlar. Tamam sevmesinler. Kendi işlerimizi sevmezler. Onu da sevmesinler. Ne yapacaklar? Bundan sonra aile meclisi toplasınlar. Vallahi ne güzel yaptık. Vallahi çok başarılıyız falan desinler. Devam. Kendileri bilirler. Ve şöyle mıstakozla da dalga geçsindir. Evet. Afiyet olsun. Fatih Bey bu arada şey kent lokantaları işe yaramamışsa şayet bunu ilerleyen dakikalarda soracaktım ama AK Parti yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bir tane ben, kent lokantası açıyormuş. Açmış hatta Haydi Sofraya lokantası hı hı. ve aynı İBB'nin yaptığı gibi dört çeşit yemeği 40 TL'den veriyormuş. Hı -hı. Bence çok da iyi yapmış. Doğru Ekonomik bir şey yapıyorlar. Doğru bir şey yapıyorlar. Evet, doğru bir bir doğru şey yapıyordu. Bugün, bugün millet açken, abi kent lokantaları 2 milyon kişi milyon yemek yemiş bugün eder ya. Az uz bir şey değil yani. Önemli bir şey. Biliyorsunuz biliyorsun biz gidecektik milletin yemeğine mani olmuyorum diye gitmedik yani. Şimdi Çünkü önde kuyruklar varmış yani. Evet, evet. Ya ve bazı şey yani önünde röportaj yapıyorlar Fatih Bey. diyor ki yani ben normalde evde 5 gün yiyemez şey 5 gün yiyemez buraya geliyorum 5 gün birer öğünümü diyor yiyorum diyor 70 yaşındaki teyze. Evet. Bu arada restoranlar demişken şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Restoranların ve lokantaların boykot edilmesi çağrısını. Ben gördüğüm kadarıyla pek bir boykot pek olmadı boykot da. Olmanış. Pek bir boykot ödenmemiş. İşte bazı yerde belki biraz e, olmuştur. E, şimdi boykot ben boykotu çok severim. Ve benim biliyorsun işte böyle kendi kendime bokat ettiğim yerler vardır benim. Hani daha fare daha süsmüş, daha haber olmuş gibi de yorumlayabilir diyebilir kimler ama bu benim kendimi rahatlatan bir şeydir. Mesela benim yıllardır hep gittiğim, hafta haftada üç gün gittiğim İstanbul'un bilinen lokantalarından bir tanesi vardı. İki senedir kapısından girmedim. Çünkü bir gün gittim, bir, 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 bir fiyatlara baktım. Dedim, yuh dedim, yuh. Biliyorsun öyle kolay kolay bir şey yuh demem yani. Yuh dedim. Bir daha da kapısına gitmedim. Kazıklanıyorum çünkü. Teza mesela şimdi bizim mahallede iki tane lokanta var böyle rakip gibi. Ben genellikle bir tanesine gidiyordum. Diğerini pahalı buluyordum. Aynı yemekler orada daha pahalı diye. Geçenlerde bir baktım ki tam tersi olmuş. Orası daha ucuz, burası daha pahalı. Şimdi buna gitmiyorum, buna gidiyorum. Benim böyle huylarım vardır abi. Yani çünkü beni beni en kızdıran şey beni salak yerine koymaları. Yani aynı ne bileyim, bonfile diyelim. Aynı 200 gramlık bonfile burada 500 lira burada 800 liraysa ben 500 olan yer yerim kardeşim. Niye gelir Salak mıyım ben? 800 lira beni kazıklıyordur. Veyahut da kendi beceriksizliğinin faturası bana diyordur. Velev ki aralarında muazzam bir lezzet ve bilmem bir şey farkı var dersin ya tamam da bunun verdi, bunun lezzeti bambaşka. O ayrı bir şey. Ama aynı ürüne farklı ve yanlış fiyat atıyorum. Paketi 50 lira olan makarna için benden porsiyonları 800 lira isterlerse yuh derim. Yani 150 lira eyvallah. 250 lira da eyvallah. Masa örtüsü, garson, bilmem ne, kira, elektrik, su. E ama 800 lira olur mu abicim paketi 50 lira olan makarnanın içinden bir tutamını yiyelim. O yüzden ben kendi hep boykottan geleyim. Bu sadece yemek diye gidin. değil. E, otomobilde olur, evde olur. Her türlü üründe olur. Olmalıdır da. Ama buradaki benim garibime giden şu oldu. Ya kardeşim blokanları bize haftada senede 364 gün kazıklıyorlar gık demiyoruz da bir güne bile itiraz ediyoruz. Bu öyle olmaz. Dersin ki bir ekip kurarsın. Hatta bu tüketici örgütleri falan var ya bunlar yapar bunu. Yapmalı. Ya şu 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 lokantalar haksız kazanç. Bunların fiyatları böyle böyle. Buralara gitmeyin kardeşim. Ve oralara gitmez. Ama bütün bir sektörü toptan. Ya bunun iyisi var, kötüsü var. Az para kazanır var, çok para kazanır. Üstelik de bu sektör sadece İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin civarında insana iş veriyor. Az uzun bir şey değil bu. Ve işte iki, üç, iki sene pandemi boyunca 18 ay kapalı kalmışlar. Bilmem ne yapmışlar falan filan. Sanki bugün acısını çıkarıyorlar. Şimdi biraz biraz acısını çıkartıyorlar belki bazıları ama... Ya işte, e, abi mesele şu. Abi Türkiye'de tarım politikaları, ekonomi politikaları o kadar yanlış ki... Sen karşında restorancı ile kavga ediyorsun. Ayrıca da ya Türkiye'de dışarıda yemek yeme oranı ne sen biliyor musun? Vallahi Komik. Bilmiyorum. Yani esnaf lokantası, yani şeylerin, iş yerlerin, öğlenliğin gidip yemek yediği birkaç esnaf lokantası, bir esnaf lokantası tarzına çıkar. Dışarıda yemek yiyen sayısı özellikle Anadolu'da çok çok az. Hani İstanbul'un belli çevrelerinde sanıyorsun ki herkes her dakika dışarıda. Değil abi, değil. Çok dar bir kitle o. Nüfusun dar bir kitlesi. Ve o dar kitlenin önemli bölümünü zaten gelirde yerinde olduğu için fazla gitmiyor. Mesela hayatında lokantaya gitmemiş insanlar aslında kent lokantalarına gidenler. O, mesela o kent lokantası olsa başka bir gitmeyecek o. Gidemeyecek çünkü. İşte o yüzden bunu ben yanlış biliyorum. Yani ya kardeşim herkes aynı değil. Bir. iki Ya bu işin temel sorumlusu iktidar. Yani sen tarım politikadan o kadar yanlış ki etin kilosu olmuş bin lira ya. Bin lira. Bin. Yani bonfilenin yani. bin yüz lira galiba geçen gördüm. Ee, en ucuz kıymanın şu an. Altı, altı yüz lira, lira civarı. Kıyma altı yüz lira civarı. E, bonfile de bin bin yüz lira. Bazı yerde bin üç yüz lira falan bir havalı e, kasaplarda. Şimdi abicim bunun acısını sen şeyden çıkaramazsın. Restorancı, bunun acısını tarım bakanı protesto edeceksen, boykot edeceksen tarım bakanları boykot et. Ya domates abi 100 liraya domates oluyor Doğru 60 liraya da var. Ama restoran o 60 liraya domatesi kullanmaz. Sana ondan yemek vermez. Verirse de o restorana gitmez zaten bir daha. Toptan alsın. Abi bunun filesi o su bu su. Yani, mesele lokantanın pahalı dilasını. Mesele bizim fakirleşmemiz. Lokanta pahalanmadı. Biz fakirleştik. Ha bazıları pahalı. Şimdi geçen gün birisi yazmış gördüm. Oksijen gazetesi. Şimdi Türkiye'deki bir Michelin lokantanın tadım menüsü 3500 lira. Fransa'daki bir Michelin lokantanın 1700 lira. Ya yapmayın kardeşim. Yapmayın. Bu kadar da... Ya, belki bir tane vardır öyle örnek. Belki bir tane. Yani bir taneyi de genele... Genele şey yapmayın. Yani Fransa'da lokantaya bir antre 14 euro, 15 euro. Michelin'lerde 25-30 euro. Bir ana yemek 30, 40, 50, 60, bazılarında 100, 120, 150 euro. Ee, öyle değil yani. Bir tane bir daha bir lokanta. Ee, bir tane vardır öyle belki. Yani o ucuz ucuzdur ve güzel bir lokantadır. almış ee, almışlar. Ee, bizi de var öyle ucuz ve çok güzel lokantalar. Ama şöyle söyleyeyim ya, yani, ben bu tarz boykota genel boykot'a karşıyım. Kardeşim suçlu var, suçsuz var. İyi var, kötü var. Ama dediğim gibi, pahalılıkta asıl protesto edilmesi gereken iktidardır. Onların yanlış 25 senelik yanlış politikaları bizim alım gücümüzü ortadan kaldırmıştır. Hem üretimimizi düşürmüştür ve kalitesizleşmiştir ve ithalat dayalı hale getirmiştir. Bizim alım gücümüzü azaltmıştır. Protesto gidip iktidar edin. Edelim. edelim. Ediyorum zaten aylardır, yıllardır. Fırat Bey şimdi protesto edelim diyoruz ya. Türkiye'de artık şeye alıştık. Siyasiler vatandaşı essin, ekonomi vatandaşı essin. Ama şirketler de sanki vatandaşı eziyor. Velev ki mesela bir şey oldu. Bir ürün, bir çikolata aldınız. Ve sosyal medyadan dediniz bunu, nereye al, gece aldım. Heh, bunu almayın dediniz. O marka size hemen dava açıyor. Hatta gıda dedektifi diye bir şey var. Twitter hesabı hmm. var o böyle şeyleri takip ediyor. Ona sürekli dava açıyorlarmış. Yani artık bir şey eleştirmek de pek mümkün değil ama asıl konu pati Swiss. Aldım o gece. Böyle bir çikolata varmış. Benim yeni haberim oldu. Hmm. Biri de yazmış ki bu küflü çıktı şöyle böyle demiş. Markanın da CEO'su gitmiş üzerine demiş ki sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan bayağı bir bakmalısın diye bu eleştiriyi yapan aslında mağdur olan kişiyi pek de hoş olmayacak işte, bir şekilde eleştirdi. Bunu hep söylediğimiz ya her şey atar gider oldu. Yani kimse kimseyi makul bir şekilde şimdi. Mesela bu hanımefendi kullanıcı kadın galiba değil mi? O da kadınmış galiba. Böyle bir şey yazdı. Markanın sahibi bir kere niye topa girer? Yani bir markanın eğer sen hakikaten bir marka bir e, müşteri ilişkileri departmanın bir danış bu konuyla ilgili bir bilgin falan filan varsa e, onlar cevap verir. Verilmesi gelen cevap şudur. Hanımefendi Şimdiye kadar böyle bir şikayette karşılaşmadık. Sizin şikayeti, şikayetinize konu olan e, çikolatamızda bizden mi yoksa satın alma sonrası koşullardan kaynaklanan bir e, problem mi olduğundan emin değiliz. İsterseniz bunu birlikte araştırabiliriz. Ancak yine de biz size bir paket aldığınız üründen hediye etmeyi de şirket olarak bir borç biliriz. De konu kapandı gitti. Vay nereden a, bana, a, gel bakayım odu. Ne oluyoruz abi? Sen mal satıyorsun, ürün satıyorsun. Ayıp denen bir şey var. Ne oluyoruz? Kime dayanıyorsun? Şimdi o, o markanın patisivist denen markanın ben müşterisiyim. Nereden müşterisiyim? Ben oranjet çok severim. Galiba o hanfendinin de bozuk çıkan şey oranjet yani portakal kabuğun üstü çikolata kaplı. Ben onları severim. Bunun da iyisi benim sevdiğimi, Noyhaus diye bir markanındır. Fakat Türkiye'de o marka bulunmadığı için ancak şeyde e, neleri free shop'ta falan bulabiliyorduk. E, yurt dış çıkış hesabı olduğu için orada da alamadığım için patisimizden alıyordum. Çok iyi değil, fena değil. Ehvenişer. Bundan sonra almam. Bozuk çıktığı için değil terbiyesine ötürü almam. Çünkü bir, her ürün bozulabilir. Kamyondan indirip güreşte bırakmışlardır, bozulur. Bir çalışan yanlış veriyor, bozulur. Bozul yani ürün bozulmaz diye bir şey yok. Bozulur, sen de bundan şikayet edersin. Ama şunu da söyleyeyim sana, bak bu konular artık Türkiye'de bir zıvanadan çıkmış bir vaziyette. Şöyle zıvan açmış. Şimdi. Mesela gıda dedektifine dava açılıyor diyorsun. Fakat gıda dedektifiyle ilgili de şantaj, tehdit iddiaları var. Bilmiyorum. Yani görmedim ama davaların konuları bu. Şimdi sen ben gıda dedeki film diye. Bu, şimdi ben burada değil ki ben burada her markayı şey edeceğim. Sen ara adamları de ki işte yarın Fatih abi sizin ağzınıza tükürecek yoksa bize bin lira vermezsiniz. Şimdi buna gelmiş iş. Şimdi mesela o bu, bu, küflü çıkan ürün. Tamam verilen yanıt çok terbiyesizce. Yani bundan sonra patatesimiz almaya tövbe ettirecek kadar bir terbiyesizce. Ama şunu da bilmiyoruz. Bunu yazan hanımefendi ne kadar doğru yazmış. Büyük ihtimal doğru yapmış inşallah. Evinde mi bozuldu? Paketi açtığı, açık bıraktığı da mı bozuldu? Bunları da bilmiyoruz. Ama yine de verilen yanıt doğru değil. Onu, onu or, or, orada bu tabak yani ne olursa olsun doğru değil. Ama bunu ama abi Türkiye işte bir garip oldu yani. Tüketici de atarlı, üretici de atarlı. Yani o ona şey yapıyor, o ona şey yapıyor. Ve doğru mu değil mi, kim ne falan bunu da açıkçası bilmiyoruz. Verilen cevap çok kaba. Ya hatta şöyle bir şey var Fatih Bey, bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vesaireden neler isteyeceğinden herkes habersiz. Tehdit ediyor. Tehdit ediyor i̇şte, ya, böyle bir dil olabilir İşte Ben mesela bundan sonra Pati her hafta en az bir tane aldığım orajetinden almayacağım artık bundan sonra. Oranjit yemezsem ölmem herhalde. <laughs> Bu arada insanlar da Fatih Bey çoğu zaman karşılarında muhatap bulamadıkları için aslında sosyal medyaya yazıyorlar. Evet doğru. Etkili Bilmem de oluyor. Etkili de oluyor ama bunun içinde işte dediğin gibi doğrusu var yanlışı var ama verilen yanıt terbiyesizce. Mesela biz bir süre önce trend yoldan bir şey ısmarladık eve. Bir krem gibi bir şey. Geldi bilinen de bir markanın kremi galiba. Geldi olan açtık. Aa, işte paketleri yayına koyduk. Daha eski yani eczaneler aldığımız da var. Olan çok benziyorlar ama böyle ufak tefekte farklılıklar var. Açtık içinden yanlış. İşte aradık taradık falan filan şikayet, mikayet. Hı. Hmm. yok. Sonra eşim şeyden nedir? Sosyal medyadan ya, ya sahte satıyorsunuz diye bir şey yazdı. O anda düzeldi. Ya genelde öyle çözülüyor. Ve şey bir krem de işte, hatırlıyor hangi kremi Küçük takipçili hesaplarsa ve büyümüyorsa iş aslında onlar da pek etki yaratmıyor ama gündem oluyorsa markalar ancak o zaman hı hı. bir şekilde dönüş sağlıyorlar. Evet yani işte tabii bu, bu şey yani şey ne diyeyim deniyor ya Kılıçla Yaşayan Kılıç Ödür diye. Şimdi markalar da böyle bir takım isimler üzerinden sosyal medyada tanıtım ve reklam yaparak kendilerini yaydıkları için oradan büyüdükleri için eee Darbeyi de oradan yemildir yani hataların karşısında doğal. Ama hep dediği gibi yani bunu iyi niyetli yapmak var, kötü niyetli yapmak var. Hem tüketicileri hem markacıları. Yani kimileri de bu işi gelir kapısına çevirmişler yani açıkçası. Hadi, Tehdit dedi. ve şanta şayde hale getirenler de var yani. Yok konuda da haklısınız Bayat Bey. Yani ama yine yüzde doksanı şey. Do gerçek diyor tabii yüzde doksanı gerçek. Karşılık bulamayan insanlar yüzde doksanı gerçek. Hatta kesin. bizim de başımıza geliyor da burada bahsetmiyoruz. <laughs> Geliyor mu? Geliyor. Gelmez olur mu Fatih Bey? Yani ya bir şey sipariş veriyoruz, gelmiyor, parayı alamıyoruz falan. Yani, evet. yani uğraş dur ondan sonra. Geçen gün şeyin olmuş öyle ya. Bugün okudum yine. Doğrudur herhalde. Yemek sepeti mi? Yemek sepetinden galiba yemek ısmarlamış. Gece geç saatte gelmemiş yemek. Ertesi gün yazmış sosyal medyaya. Yani daha doğrusu şikayet etmiş şeye. E, yemeğim Aha. gelmedi diye. Demiş ki kusura bakmayın geç kaldı, dün edecektiniz. Ayıptır abi. Gelmediyse. Yo, ben de gördüm aynı başta. Ya, ayıp yani. Sonra sosyal medyada ama gündem olunca hemen... Sosyal medyada bunların hiçbiri yok. Ne yemek sepeti, ne o, ne bu. Hiçbiri yok. Bir de zaten sizinle biz oralardan yemek söyleyelim dediğiniz dediğinizde fazla nedense gelmiyor. <laughs> Sen <demek>. söyleyince gelmiyor. <laughs> evet. Geçen gün bana bir şey söyledi gelmedi. Aç kalıyoruz yani. Ben ya benim gibi açıyorsun Ben, ben lokanta giderim abi. Oralardan söylemem. Valla, <laughs> valla. Abi ben inanamıyorum ona yani. Ulan kim getiriyor, getiriyor mu, gelmiyor mu, ne oluyor falan. Ben bir... bir de bak şu, şu da çok acayip. Şu da çok acayip. Bak bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi buralardan yemek ısmarlıyorlar ya. 20 dakikada gelecek falan. Şimdi o yemek 20 dakikada gelsin diye ısmarlayanlar sonra yolda kurye şey yaptığı zaman, hızlı gittiği zaman bu kur kurye, kurye evet. terörüne şikayet ediyorlar. Kardeşim o kurye terörünün sebebi senin 20 dakikadaki yemek isteyin. Yani. Kesinlikle öyle. Yani çıkıp bir bakanlığın en azından mesela Ulaştırma Bakanlığı'nın veya İçişleri Bakanlığı'nın kardeşim böyle bir söz veremezsin demesi lazım. O geçen gün buradan geçiyordu. Kur, yine bir kurye ölmüş. Cenazesi geçiyordu arkası kuryelerle beraber. Allah korusun. Allah korusun yani. Nur içinde Yani şimdi ulan bu çocukla da hayatın tehlikeye atıyorsunuz. Sonra dönüp kuryelere sövüyorsunuz. E, bazen şey oluyor. Ya diyorum yavaş git Allah, ya Allah bunu korusun. Ali Yalikaya'ya söyleyelim yani. Bir, bir seyretmiyorsun da biri seyredip söyledi kendisine herhalde. Yani bu pazarlama şirketlerinin, bu online pazarlama şirketlerinin bu kurye işlerinde süre vermesini kesinlikle yasaklasınlar. Süre alamaz kardeşim. Trafik neyse o. Yağmur yağıyor, çamur oluyor, gelemiyor kayışmaya, trafik takılıyor, gelemiyor. Ondan sonra ay daha kaldırımdan geliyor, oradan maradan derken çocuklar kazaya bölüyorlar. Ve şey geç kaldıklarında da ya da iptal edilince on, onlardan keşfediyorlar. Fahri Bey şimdi ekonomiden bahsetmişken Cübbeli Ahmet de bir açıklama yaptı. Ekonomist mi olmuş o da? Vallahi ekonomist olmuş. Hatta ekonominin kötülüğünü iyiye yormuş. Yakında hepimiz cennetliyiz yani. Cübbeli Ahmet şöyle bir şey demiş, ekonominin bozuk olması çoğu günahı engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatlarından haberim yok ama zam vardır herhalde. Vardır. <gülüyor> <Değilmiş>. <gülüyor> yani bu mantığı nasıl evirip çevirip büküp buraya getiriyor? Helal olsun ne diyeyim yani. Abi işte bu siyasal İslam böyle bir şey yani. Her şeyi, her şeyi kendi lehine kullanır ama diye orada Cübel Ahmet bence doğru söylemiyor. Neyi doğru söylemiyor Fatih <laughs> Bey? Haberi vardır. Niye Abdülkadir hatırlıyorsun Hatırlıyorum tabii ki. Tabii ki hatırlıyorum. Yiğit, Bulut e, videoları gezdiriyordu ortalıkta Cübbeli Çok bu, diğer taraftan Fatih Bey bir de bu dünyada oldukça yani herkes için demiyorum da pis bir dünya yani medyası şeyi bilmem ne falan evet. yani, herkes kendi içinde ufak böyle Kimse dürüst değil Emre'cim. Kimse dürüst değil. Siyaset hesapçılar iş değil. Onların yanlarına geçmiş dürüstlük. Ve Ali Erbaş'ın da başkanlığını yaptığı Diyanet, 2024'ün ilk çeyreğinde yaptıkları toplam harcama 24 milyar 345 milyon. Bu da 1 milyon 431 bin asgari ücretlinin şeyine hı hı. denk geliyormuş. ve Kaç dedin? 24 milyar 345 milyon. Geçen sene oranı ne kadar artmış? %150 geçen sene aynı dönem ilk çeyrekte harcamanın yüzde yani yüzde de değil yüzde yüz elli artmış. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyonun hemen hemen iki katından fazla iki buçuk katı. Evet. Maşallah. Vay anam Evet. Diyanet bu. Masrafları ağır. Lüks otellerde toplanacaklar. sonra yurt dışında beş yıldızlı otellerde bir business class biletlerle gittikleri e, ee, dediğim bilgi ve görgü toplantı yapacaklar. Niyeyse hep batıda yani Hristiyan batıda bilgi ve görgü dağıtma toplantısı yapıyorlar anlamadım ee, diyedir. Çok normal. Ama bak her şeyde olduğu gibi imam cemaat ilişkisi burada da geçerlidir. Hep söylüyorum bunu. Şimdi sen şeyler örnek verdin. Diyanetten. Ben sana başka bir örnek vereyim mi? Buyursunlar. Okumuşsundur muhtemelen sen de. Ee, örtülü ödenek. Geçen sene Şubat ayı Şubat'taki örtülü ödek harcamasıyla bu seneki Şubat ayındaki örtülü ödek harcamasını karşılaştırdın mı? Karşılaştırmadım tarzım. Tavsiye ederim. Ne kadar? Geçen sene Şubat ayındaki örtülü ödek harcaması 373.74 374 milyon TL. Bu sene Şubat ayındaki örtülü ödek harcaması 1.8 milyar TL. Kaç kat eder? 6 kat. 6 kat. 6 kat. Yani işte buradaki eleştiriler şey diye. Cumhurbaşkanını örtülü ödeneği bir siyasi partinin seçim propaganda masrafları harcandı falan diye. De sonuçta altı katı bir artış var kardeşim. E şimdi onu Cumhurbaşkanı öyle yaptığı zaman Diyanet ki kardeşim Cumhurbaşkanı her işinde bize örnek gösteriyor. E biz Cumhurbaşkanı için ve iktidar için çalışıyoruz. Bütün 70-75 bin camimizde e biz de biraz gün görelim kardeşim. Ha onlar mı? Diyor olabilir yani. Ama hükümetin daha doğrusu devletin yani hükümetin devlete yönettirdiği bazı kurumlar kar ediyor Fatih Bey. Var böyle bir konu. Ee, ben ilk defa şahit oluyorum. Hatta kar amacı gütmediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Anladım. Tarım kredi... Tarım kredi kooperatifleri. Kooperatifleri ve şey piyasayı dengelemek için biliyorsunuz kar amacı gütmeyordu. Ucuz ürün satsın falan diye bohbohlanan bir yerde. Evet 2023'te 319 milyon 991 bin TL kar ettiklerini Oo. açıklamışlar. Burada bana ilginç gelen şu, hükümet bir şey yönetiyor iyi olsun diye, genelde hep zarar ediyor, batıyor, bir şey oluyor. Kâr sen kere de... kurumlar zarar ediyor, <laughs> sen, kere, sen kere, kere etme kardeşim, vatandaşa ucuz ürün ver diyen kurum kere ediyor. Yani tersine çalışan bir mekanik var sanki burada. İlginç ama biliyorsun tarım kredi kooperatiflerinin, mağazaların ucuz olduğu sadece Erdoğan'ın söylediği bir iddiadan ibaret. Çünkü defalarca aslında hiç de ucuz, ucuz olmadıkları... Değiller. Tam aksine pek çok marketten daha pahalı oldukları, e, çok hızlı bir biçimde zam yaptıkları, işte hatta geçenlerde biz burada bahsettik, zeytinyağında bir yıldaki fiyat artışını tarım kredi kooperatiflerindeki, yani öyle bir şey yok yani, o tamamen işte Biliyorsun ki Türkiye algılar üzerine yönetiyor. Algıları en iyi yöneten e, kurum zaten Cumhurbaşkanı İletişim, iletişim e, Başkanlığı. Onların bütün işi algı operasyonu. E, onu da gayet başarılı yönetiyorlar. Ama işte sayılar ortaya çıkınca algılar darmadağın oluyor. Ama bu sayılardan kimin haber olacak kardeşim? Senin, benim, bizi dinleyen 3-5 kişinin normalde AK Parti seçmeni olduğu varsayılan insanlar olacak mı? Sayılardan olmayacak. Ama mide guruldusunun haberleri olacak aç kaldıklarından haberleri olacak. Ki durum bugün o. Zaten o sayede haberdar oluyorlar. O sayede oylar e, düşüyor. Şimdi algı dediniz Efat Bey. Hemen araya bir şey sıkıştırayım. Tarım Kapı Konferansı'nda stakoz var mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Rolex var mı? <gülüyor> 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 Ama stakoz olabilir Fatih Yani bir ihtimal gün olabilir. <laughs> <laughs> Umumi <laughs> <bir> arzu üzerine. <laughs> Aynen. Fatih Bey, şimdi Mehmet Özasi şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik. Doğru söylüyor. Ormanlarımızı ker hale getirdik. Doğrusu şimdi iyi, yeniden yapmalar. bir sefer başlatıyoruz. Aman, Allah, aman yapmasınlar. Çünkü onların her seferinde Anadolu biraz daha kelleşiyor. E, dün Adana'dan uçakta geliyorum. Şöyle bir baktım abi. Her taraf çürük diş gibi. Böyle. Yeşilin ortasında bir maden alanı. Yeşilin ortasında bir o, o, maden ocağı, açık madenler. Büyük bölümü kum, taş, çakıl falan filandır yani. yani altında da altın falan da çıkmıyordur ya. yani. Hani altında dersin ki ya öyle bir gelir elde ki ormanın tillanı yaparız. sonra. Öyle bir şey diyor ki yani. Boktan boktan şeyler, ee, sözde madenler. Zeytinleri ben kestiriyorum değil mi? Altındaki bin kadirli dandik kömürü çıkarmak için. Değil mi? İstanbul'un kuzey ormanlarını ben imara açıyorum değil mi? Demirören'e İmar izini ben veriyorum değil mi ormanın içerisinde. Bütün o şeyi ne denir e, Belgrad hattının kıyısını binalarla ben donattım değil mi? Kaz Dağları'nı ben yok ettim değil mi? Hasekin'in Hasekin suyu doğru yaptık ya, yani itiraf ediyor yaptıklarını ama düzeltmeleri mümkün değil yapamazlar. Yani geçmiş olsun artık. Yani o, o ilişkiler, o yarattıkları zenginler, kolladıkları şirketlere falan artık mümkün değil. Zaten komik olan da Bundan sonra hiçbir yani. şey yapmasalar Belki. Bir ihtimal. Bir daha. ihtimal. Ha, bu arada bir şey daha başardı Fatih Bey. AK Parti hükümeti artık turist rehberliğinde yabancı dil şartı. Evet kalktı. Sonunda. Maalesef kalktı kaldırdılar. Abi işte son, bunları sonra birileri gelip düzeltecek bunları. Başka çaresi yok. Yani. Birisi gelip bütün bu hataları düzeltecek. Ya ben mantığı nedir diye çok araştırdım. Herkes merak şey ediyor. Yaptım. Kimisi diyor ki otobüs şirketlerinden gelen baskı diyor. Kimisi başka bir şey diyor. Herkes bir şey diyor. Vardır. Bizim bilmediğimiz bir sebebi vardır. Yani birilerinin buradan bir dediğim çıkarı vardır. Yoksa niye yapılsa? Yani? Akılla bağdaşacak bir şey mi bu? Aman bu kimin ne çıkarı var o hakikaten vardır çok acayip. Ha bu arada Fatih Bey bugün biraz uzattım ama son iki başlık artık hekimler de resmi gazetede yayınlandı. Hekimler de uzaktan hasta değerlendirebilecekmiş. Uzaktan derken online bağlantıyla vesaire. Olabilir. Yani bunu bunun, bu sorunun muhatabı ben olamam. Yani şu yüzden ben olamam. Yani bunu doktorlarla konuşmak lazım, hekimlere sormak lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Belli alanlarda olabildiğini biliyorum. Yani e, psikiyatri falan alanlarında bu zaten yapılıyor. Özellikle pandemi sürecinde psikiyatrlar ve psikologlar bunu çok fazla kullandılar e, olabilir ama yani her alanda da olmaz diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Yani bunu doktorlara sormak lazım. Hangi alanlarda nasıl kullanılacağı bağlı bir şey olsa gerek. Hatta mümkün olursa bir tıptaki gelişmeler ve bunun üzerine... Olur, bunun üzerine bir terkideki bilim yapabiliriz yani. Keyifli olabilir. Fatih Bey, son başlık bu. Aslında ben bunu günlerdir gündeme getirmiyorum, yorumluyorum bu şey programlarında ama e, çok arttı. Uğur Dündar'a iktidar yanlısı basın tarafından biliyorsunuz bir işte... E, Uğur Dündar'ın haberi olmadığı <gülüyor> çocuğu <gülüyor> olabilirmiş. Daha sonra e, DNA testi yaptırılmış, çocuğu olmadığı ortaya çıkmış vesaire ama muazzam bir şey var. Baskı ve eleştiri var. Tüm bunlara rağmen bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya saçma sapan bir şey. Yani şimdi birisi bu çocuğun senden davaları falan çok acayip yani. Birisi kalkıyor bir şey söylüyor. Sonra karşı taraftaki kendini durduk yere... ...hiç konuyla alakası yoksa bile... ...aklamak zorunda kalıyor. Yani Uğur Dündar o, o söz konusu... ...kadını tanıyor mu tanımıyor mu... ...onu bile bilmiyoruz. yani Senin lafın benim lafım falan. Tabii sonunda iş buraya gidiyor. Adam da bir DNA testi de yaptırmış... açıklamış Yani bu olayın üzerinde... ...bu kadar tepinilmesi de çok acayip. Sonuçta yargıya aksetmiş. Uğur Dündar gitmiş örnek vermiş. Şimdi diyorlar ki o örnekler... ...tarihlerle ilgili sıkıntı var yeniden. Yeniden de verebilir gerekirse yani... Bu kadar üstünde tepinilecek bir mesele yok ortada benim gördüğüm kadarıyla. Yani hani çocuk Uğur Dündar'ındır da o da kabul etmiyordur da DNA testi tanımla falan anları tamam. abi belki adam kadını tanımıyor bile bilmiyoruz ki yani. Yarın öbür gün birisi sana dese bunu veya bana dese veya birisi dese ne olacak abi? Her gelen herkese her, her, her şeyi söyleyecek ondan sonra sen kendini aklamaya çalışacaksın. Aklasan bile aklayamayacaksın çok acayip bir şey Bana biraz şey gibi geldi. Hani hani bulduk üzerinde tepinecek bir şey. Hadi e, tepinelim bir, gibi yani. bir, bir sonucu olmaz yani bir sonucu olmaz. Fatih Bey bugün biraz uzattım ama. Ya şey şunu söyleyeyim yani şey Oğurdun e, da katıldığı televizyon programında e, söylediği çok eleştiriliyor kullandığı üslup daha çok eleştiriliyor. Abi sonuçta o Dündar'ı 80 küsur yaşında birisi yani orada da öyle demiş de öyle de diyebilir yani. yani oradan da çok saldırmak anlamsız geliyor bana yani. Tamam hoş olmaya bir cümle kurmuş olabilir ekran karşısında belki ama abi sonuçta adamın da burası da gelmiş. 80 küsur yaşında ya bu adam da çok, yani dünkü çocuk değil yani. Fırat bugünlük sorularım bu kadardı. Sağ ol Emre Herkese mutlu, keyifli, güzel bir hafta e, dilerim. Arkay bir haftayı daha böylelikle başlatmış olalım. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.